Ramazan kocaman geliyor. Kayıp eşini aramak üzere geliyor. Buyursunlar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Merhaba. teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. SR ee, öncelikle size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi mağdurların mağduriyetini giderdiğiniz için Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ama bir duam var. Kimsenin herhangi böyle bir konuda mağduriyeti olmasın programa evet. çıkacak konu kalmasın. Evet. Değil mi? Evet. Ramazan Bey programa Zonguldak'tan katılıyor. 21 evet. yıllık bir hayat arkadaşlığı var aslında. Evet. Ee, bu ilişkiden dünyaya da gelmiş 3 tane çocuğu var. 18, 16 ve 12 yaşlarında. 12 yaşındaki evet. çocuğun %40 engeli var. Evet. Daha fazla şefkate, daha fazla bakıma, daha fazla özveriye ve aslında anne şefkatine ihtiyaç duyuyor. <laughs> Fakat eşiniz sosyal medya bağımlısıymış. Yani sizin iddianız evet. bu yönde. Ve sosyal medyada tanıdığı e, bir ne? kişiyle, bir aileyle kaçıyor. Evet. evet. Şimdi benzer konuyu çok işledim ama sizinkinin bir farklılığı var sanki. Sevgili değiliz diyorlar. Şöyle değiliz, böyle değiliz diyorlar. Sevgiliniz derseniz ben gelmeyeceğim. Sizi aramayacağım diyorum. Öyle bir şey yok diyorlar. Beni 18 yaşında kızımla 7 günden beri çelişki içinde bırakıyorlar. Ne zaman kaçtı Dö, Ayın 4'ünde. 4 Haziran'da? Evet. Buraya çıkacağımı duydular. Eşim kayıp ilanı vardı Alaplı Emniyet Amirliğinde. Ve buraya çıkacağımı duydular. Daha dün ifade vermeye gitti. Bulunduğu yerdeki karakola. Ben kayıp değilim. Kendi isteğimle kaçtım e, Güzel diye. yani. Yine bir nebzede daha programa çıkmadan evet. en azından... Bugün sabahta onun yanında olan şahıs beni aradı. Gel eşini al dedi. Ben artık bittim benim param pulum yok dedi. Oraya gelmeden önce eşiniz 4 Haziran'da evden nasıl ayrıldı? Eşim, ee, kahvaltı yaptık. Ben televizyon izlerken Hı -hı. o mutfaktaydı yine sosyal medyasındaydı. Hı -hı. Benim çayım bitti. Ben tekrar mutfağa çay almaya gittim de odaya döndüm televizyon seyrederken. Ya sen çarşı şehir çar çarşı biz çarşıya. Günde kendin Kendisi 6 tane de paket tütün bitiren bir insan. Ben var bir tane daha niye gönderiyorsun? Baya zehir alıyor He, yani her gün. Ben niye gönderiyorsun dedim. Daha var işte burada bir tane daha var dedim tütün dedim. Onu getirdim verdim indim aşağıya. Onun isteklerini aldım. Kü telefon açtım. Küçük kızımı gönder vereyim sana dedim. Gönderdim. <laughs> bir arkadaşla kıraathanede oturduk çay içtik. Muhabbet ettik yarım saat kadar. Benim arkamdan zaten o da inmiş. Ben onu görmedim ama bir arkadaşımla telefonla konuşurken şak diye önüme düştü. Hı hı. Ya sen çağrı çekecekmişsin de beni niye indirdin dedim. Ya dedi benim dedi oje alacağım dedi. E, ee, abimin Ojesini aldırdı bana tekrar geriye döndük. O gün akşam da Galatasaray'ın maçı vardı. Gençimin evinin önüne geldik aramız 300 metre yok. Hı hı. Sen abimin yanına geliyor musun dedi. Bana yok ben Galatasaray'ın maçı var dedim. Ona bakacağım eve gidiyorum dedim. Tamam dedi. Ben oraya çıkayım dedi. Abime gideyim. He, ben oraya çıkayım dedi. Şey yapacağım dedi. Binanın yarısına kadar çıktı. Ben hı. evime gittim. Saat 10'a kadar tabii haberimiz yok. Benim büyük kızım Siz de kız maçı izliyorsunuz. Evet, Güzel bir evet. bakıyorsunuz. Maç bitti. hanım yok. Evet, küçük kızımla beraber maç izliyoruz. Ee, büyük kızım dedi ki ben de yengeme gidiyorum baba dedi. Saat 10. Hı hı. Bu anlattığım olay 16 civarlarında oluyor. Hı hı. E, aşağı yukarı 5 saat falan geçiyor yani. Kızım sen yengenin yanına niye gidiyorsun dedim ben. Ya yengem benden bir şey istedi onun için gidiyorum diyor. Gidiyor orada annesi yok. Annesinin orada olduğunu da düşünüyor. Yok annesi zaten demiş ben dayıngilerim oraya çıkıyorum demiş. İşte hı -hı. böyle böyle bir bakayım demiş. Yengesini arıyor. O, yengesi buraya hiç gelmedi kızım diyor ona. O da bana söylemeden hani beni hiç diye baba ben yengemin yanına gidiyorum dedi. Az hı -hı. yengem beni çağırdı dedi. Gitti oradan beni aradı. Baba buraya gelir misin dedi. Annem dedi burada yok dedi. Hı -hı. Ben pijamalarımla beraber gittim. Hı hı. Zaten buraya hiç gelmedi diye söylediler. Hı hı. Ee, oğlum, kayınçım Yılmaz hepimiz saat 1'e kadar o kadar ne kadar tenha yer varsa onu aradık. Hı, hı. İki gün haber alamadık. İkinci hı hı. günü ben düştüm banyolukta suratımda 6 saat dikiş var. Fark ettim geçmiş Perşembe olursun. günü benim büyük kızım başvuruda bulundu buraya gelecektik. Ben başka tehdit var diyorum ama şu resimlere de aldanıyorum. Bu resimler için bir dakika eşiniz... Ee... O gün kayboluyor ve kayıp başvurusunu yapıyorsunuz. Evet. Eşiniz e, sosyal medyada kiminle arkadaşlık yapıyor ve şu anda kimlerin yanında? Ee... Bir çift adı var. Engin, e, Engin Bahri Bülbül evet. ve e, eşi Sevgi Elif. Evet. Bülbül. Sevgi Elif Bülbül öğretmenmiş. E, diğer arkadaş da polismiş. Polis. Evet. Bunlar Eşiniz bizim bu yanımız, Biz Elif bunla... Hanımla mı arkadaş TikTok'ta? Evet, evet. Bu da sürekli bizim ailevi şeylerimizi onları anlatmış. İşte ben bunu aldım, şunu yaptım diye. Sevgi Hanım da bu ya eşine demiş ki git onu oradan al, getir eve demiş. Ne söylemiş mesela sizinle ilgili eşinizin ne gibi bir iddiası var? Beni sorumsuz olarak göstermiş, çocuklarına bakmıyor demiş, benim isteklerimi karşılayamıyor demiş, yani ne istiyorsam onları almıyor demiş, çalışmıyor demiş, etmiyor Hı -hı. demiş. Bunlar yani. Bunları söylüyor ve o ailenin yanına giderek amacı ne? Yani onlara sığınıyor mu, onlara sığınmış. Mu istiyor? Onlara sığınmış. Yani bunların söylemesine göre onlara sığınmış. Sığınıyor. Yani bu insanların yanına kaçıyor, değil mi? Başka bir yere gitmiyor. Evet. Ve biz e, eşimin gittiği günden beri eşimle kısıtlı bir şekilde, bu arkadaş izin verirse, telefonunu açarsa öyle eşimle görüşebiliyoruz. Onun harici sürekli ben bu arkadaşla muhatapım 8 gündür. Kimle muhatapsınız? E, Engin'le. Engin Bahri Bülbül'le. Engin Bahri Bülbül'le. İsmi geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır. Peki eşinizle konu... Sen kimsin? Çekil telefondan bana karımı ver dediğinde Engin Bahri Bülbül size ne diyor? E, tamam ben izin vereceğim diyor. Konuşacağım onunla diyor. Konuşacaksın diyor. 5 dakika eşimin bana söyledi. sen bana çok hakaret ediyordun. Bunları hakaret yapmadan önce düşünecektin. Ben burada kendime düzen kuracağım. Senden boşanacağım. 7 günden beri Hani bir papağana bir şey öğretirsin ya sürekli bu kelimeler söyleniyor bana. Ramazan Beyciğim sorayım ben sormuş olayım cevabı da sizden duyayım. Bu e, bülbül ailesiyle bu karı kocayla sizin geçmişten bir dostluğunuz, ahbaplığınız, yok. akrabalığınız uzaktan dığdımın dığdısının bilmem nesidir ne bileyim sosyal medyadan biz karşılıklı yayınlar açardık çok can ciğer dostluk kuzu sarmasıdaki bir durumunuz var mı? Hiçbir şey yok. İlk defa görüyorum. Bu var. dünya gözüyle bu dünyada sizin bu insanlarla bir arada olduğunuz, bir ortamda bir iletişimi paylaştığınız bir durum oldu mu? Hayır. Ee, eşinizin dışında ailenin diğer üyeleri bu insanları tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı? Tanımıyorlar. Tanımıyorlar. Yok. Eşiniz kaçtıktan sonra mı bu insanlarla iletişim kurmaya başladınız? Evet. Yani eşinizin de akrabası olabilir mi bu insanlar? Hayır. Değil. Yok. Ne arkadaşı? Sosyal medya arkadaşı. Sosyal medya arkadaşı. Peki gittikten sonra Engin Bahri Bülbül sizi karınızla belli sürelerde görüştürüyor. Ee, Sizinle muhatap olurken ne diyor size? Ben soruyorum eşin baskı altında veya tehdit ediliyor diyorum. Yok diyor eşin serbest diyor. Eğer öyle bir şey olsa diyor ben senin eşin oradan geldiği hattını kırar atar başka hat alırım diyor. Hı hı. Beni böyle çelişkide bırakıyor. Sevgili olarak kaçtıysanız bu birisi, diyorum. Bu birisi bu ifadeleri kullanmaz bir kere. Eğer... İdare ettiğiniz gibi polis Bahri ya da bil bil polis evet. emniyette çalışan biri zor durumda olan bir kadını kadın sığımı evine yerleştirir. Yine eğitimci bir eşi varsa 12 yaşında ve engelli olan çocuğunu yanına alması noktasında Şaziye Hanım'a yardımcı olur. Arkadaşın kendi de engelli çocuğu varmış. 3 yaşında engelli çocuğu varmış arkadaşın. Yani ya, siz bayağı e, ya telefonda bayağı iki değil. aile benim iletişim Benim eş, eşim sırdaşım dostum birden bu arkada Engin Bahri Bülbül oldu yedi günden beri. Ben bununla muhatapım. <laughs> bu konuşuyor benimle. Sosyal WhatsApp'tan yemin ederim. Yeni kankanız bu. Ya Benim karım, e, arkadaşım, Sevgi Bülbül hepsi bu. Ben kim başka kimseyle görüşemiyorum. Hani izin alabilirsek beş dakika diğer eşimle görüşebiliyorum. Gerekçelerini. Yani şimdi Gerekçeleri, sizinle ben... ilgili sen bana baskı yapıyordun, sorumsuzdun. Şöyle kötü bir kocaydın. Kötü bir babaydın iddiasında bulunuyor değil mi? Ben Şimdi, sü sürekli içip dövü dövüyormuşum. Bunlar varmış. Şiddet uyguluyorsunuz. Evet. Aile size yaklaşırken, yani bu Engin ve karısı Elif size yaklaşırken ya da sizinle konuşken size ben ne Elif, söylüyorlar? Ben Elif Hanım'la hiç görüşmedim bugüne kadar. Elif Hanım da bunun hayatında şu an var mı? Boşanmışlar mı onu da bilmiyorum. Ha böyle çocuğu, de bir durum he, var. çocuğu olduğunu biliyorum ama çünkü bizim e, Alaplı'da bir tane arkadaşı çıktı. Asker arkadaşlarmış. Benim resimden gördü zaten bu resimleri biz. Ramazan Bey böyle çok üzeyim. Engin Bahri Bülbülün Eşi Elif'le beraber aynı evde yaşıyor mu? Bunu biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Eşi sizinle bu süre içerisinde iletişim kurdu mu? Hayır. Kurmadı. Peki e, siz şöyle bir arkadaşa ifade kullanmışsınız. Ver, arkadaşa ver diyoruz diyor ki sen küfür ediyorsun diyor. Benim eşim küfürden hoşlanmadığı için sizinle görüşmüyor diyor. Sadece eşim söz. TikTok'tan önce Engin'in eşi Sevgi Elif Bülbül'le tanışmış diyorsunuz siz. TikTok'ta tanışıyorlar işte. TikTok'ta arkadaş oluyorlar Sevgi'yle beraber. Yani bu arkadaş söylüyor onu. Bana Sevgi Hanım söylemiyor. Engin Bey söylüyor bunu. Benim arkadaşım, eşimin arkadaşı olmuş diyor. İçini ona dökmüş diyor. E, benim de engelli çocuğum olduğundan dolayı eşim gelemedi diyor. Git Şaziye'yi al bizim eve getir dedi diyor. Biz buna diyor sahip çıktık diyor. Ama o ortada sevginin görüntüsü, sesi hiçbir, hiçbir şey. şeyi yok. Annesi, babası, çocuğu, sevgi, benim hanım hepsi bir evde kalıyorlarmış bunlar Engin Bey'in söylemesine göre. Ailesiyle hiç görüştünüz mü? Hayır hiçbir şekilde görüşmediniz. Diyorum ya ailesi, şeysi, benim hanım, sevgi hanım hepsi bu Engin Bahri Bülbül arkadaş. Ben 7 gün emir bulamadım. Peki bu fotoğrafları sosyal medyaya mı koymuşlar? Evet. Engin Bahri Bülbül'ün o günkü gittikleri gün yolda verdikleri pozlar. Yani eşimi Alap'tan alıp kendinde hangi mevkideyse oraya giderken yarı yolda verdikleri molada çekilen resimler. Aynı gün çekilmiş olan fotoğraflar. Evet. Şimdi Şaziye Hanım... şu, resim, şu resimde de anneme ziyarette diyor. Şaziye Hanım evden kaçıyor. Evet. Kaçarken kimi bırakıyor? 18, 16, 12 ve engelli 12 yaşındaki çocuk engelli. Bunu bırakıyor. Niye? Sizinle ilgili şikayetleri var. Evet. Kimi kurtarıcı görüyor? Kahraman olarak görüyor. Bu arkadaşı görüyor. Bu kişi ve bu kişinin bir de eşi varmış. Bunu o görüyor. Evet. O insanın yanına gidiyor. Evet. Ama geri tarafta kimler mağdur? Biz. Çocuklarım. Ben Çocuklar. de değil, ben de değil, çocuklarım. Ben karım için gelmedim zaten buraya. Çocuklarım için geldim. Kafanızdaki şüphe ne? Kafamdaki şüphe bunlar basbaya sevgili olmuşlar. Yani şu resme göre ben onu söylüyorum ama söyleyemiyorlar. O cesareti bulamıyorlar. Bu kaç bakın. Benim eşim 85 doğumlu, arkadaş 95 doğumlu. Aralarında 10 yaş var. Benim eşim ondan 10 yaş büyük. Benim yani kızımla biz delirme derecesine geldik. 8 gündür düşünüyoruz. Ya söyleyin diyoruz, söylemiyorlar. Söyleyin diyoruz, söylemiyorlar. Bayağı bu, normal iletişim kurup konuşuyor musunuz evet, telefonda? Evet, WhatsApp üzerinden arkadaşlar 7/24 görüşebiliyoruz ama eşimin telefonu sürekli kapalı oluyor. Ne yazıyor size durup dururken? Ben bunu da söyledim ki böyle siz dedim hani sosyal medyada dedim hmm. mağdur olan evli bayanları kaçırıyor musunuz dedim? Biz dedi bak bakın şuna dikkat edin. Biz dedi sosyal medyada dedi evli olan kadınları kaçırmıyoruz dedi. Biz dedi sosyal medyada eşinden zarar gören kadınlara dedi yardım ediyoruz dedi. Yani çoğul olarak konuşuyor. Aile Bakanlığına, Emniyet Teşkilatına bağlı Acaba sosyal medyada sorunlarını anlatıp sonra onlara kapılan açan bir kurum mu var devlete bağlı? Ne bileyim yani ya, sosyal hizmetlerin bir parçası mı? Kim bu insanlar? Ya bugün bir insan arkadaşına dört gün bakamıyor ya sekiz gündür benim eşim onun yanında hadi ya, öylesine bakıyorsun buna sekiz gündür nasıl bakıyorsun bir ekmek olmuş beş lira. Niye baksınlar? Yani, bir de, bir, yani bir de... Bir... Ekmek aslanın ağzında. Hayat şartları her gün giderek zorlaşıyor. Engelli çocuğunun bakımı gözetimi varken, kendi ailenle beraber zaten sofraya koyacağın tabak sayısı belliyken, hiç tanımadığın, hiçbir bağının olmadığı, hiç gönül daşlığının olmadığı bakın. Evet. Birini niye evinize alırsınız? Bir gün alırsınız, iki gün alırsınız. Bir kurt, kurtarıcı olarak alamazsınız. Onu koruyamazsınız. Ee, bir süre ona dersiniz ki bizimle yaşayacaksan bu evin belli kuralları var. Hepimiz çalışıyoruz. Sen de git çalış. Yemin ederim dün akşam dedim ki saat 6'da benim buraya gelmeme 5 saat var. Arkadaşı aradık. Gö görüşüyoruz arkadaşla beraber. Dedim ki her şeyi dedim singer çekeceğim. Sadece benim bacağım tütsün ve çocuklarımın başında olsun. Her şeyi dedim sileceğim. Ben dedim gel yani getir eşim dedim. Ben dedi çalışıyorum dedi. Hı -hı. Buradan ben araba tutup dedim neredesiniz ben geleceğim dedim. Bize dedi iki gün müsaade ver dedi. Salı günü dedi. Ben dedi ki iyi. ...engelli çocuğum üzerine emin ediyorum dedi... ...salı günü dedi. sana dedi eşini getireceğim dedi... ...ya niye iki gün, sekiz gün olmuş... ...bana salı, çarşamba, perşembe, cuma, pazartesi... Aynı zamanda eşinizi kaçırırken... ...gelip almış mı? Evet, kendisi yani getir, gelmiş. Yani getir götür hizmeti. Ve arkadaş çok bu konularda bilgili... ...bana da diyor ki kendi isteğiyle gelen... ...yaşı da reşit olan bir insan diyor... ...evli de dahil olsa, nikahlı da dahil olsa diyor... Hiç e, kimse hiçbir şey yapamaz. Alan kişi diyor, herhangi bir suçluluğu yok diyor bana. Tabii ki suçluluğu yok ama burada da hep şey diyoruz ya... ...çocukları mesela bir ebeveyn anne ya da baba terk ediyorsa bu anlamda gerçekten bir yükümlülüğün altına girmeliler ki e, en azından bir davranışı yaparken e, bunun bir bedeli olmalı size karşı olmayabilir ama insanın dünyaya getirdiği engelli bir çocuğu varsa onlar öyle kafasına göre terk edemez ha çok mu terk etmek etmek istiyorsunuz Ramazan Bey dünyanın en kötü kocası da olabilir bakın evet. iyidir deme e, durumunda yani değilim zaten böyle bir şey asla söylemem ama böyle bir adama da üç tane çocuk bırakılır mı? Yani ben kötüyüm ben sana şiddet yapıyorum bak kızım da aynısını söyledi baba dedi biz çünkü sen annemi dövüyormuşum dedi bize de sana niye bıraktı diyor. Kızım diyor ki anne diyor ben diye diyelim ki siz manyaksınız ya evet. hastasınız ruh hastasınız anne. karınız gitti diye çocuklarınıza şiddet uygularsınız yani. belki işkence yaparsınız belki kendinize ya da çocuklara şiddet uygularsınız başka bir şey yapabilirsiniz canına kast edebilirsiniz Kesinlikle. bunların hepsi gittiğiniz kişiyle ilgili şikayet ettiğiniz her şeyin bir gerekçesi olmalı bunu yapan insan der ki çocuklarla beraber gidiyoruz kendimize yeni bir dünya kuracağız, güvende olacağız. O güvenli ortamda da bize zarar veren kim? Ramazan ya da X koca olmayacak. Ama genelde bunu yapmıyorlar. Şimdi büyük kızım söylüyor, konuş, annesiyle konuşurken izin aldığında telefon Eşinize açısından... ulaştık bu arada. Evet. Eşiniz Şaziye Kocaman şu anda telefon hattında. Şaziye Hanım merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Hoş buldum, teşekkürler. Bir şey ben öncelikle ister. resmi kaldırılmasını istiyorum oradan. Tabii ki. Bu fotoğrafları niye sosyal medyaya koydunuz? Ee, öyle icap ediyordu koyduk. Peki. Ee, Engin Bahri Bülbül sizin neyiniz oluyor? Ee, sevgilim oluyor. Aa. Aa, bak bak bak. Peki kendisi Sevgi isimli kişiyle Selif, Sevgi Elif'le evli mi? şu anda. Ama birlikte Ya. He evet diyor. Evli diyor. Üç tane çocuğu var diyor. Bir de utanmadan söylüyorsun sen. Nasıl bir insansın ya? Ya At. bir kere sen bir e, susar mısın? Burada susacak mı Senin olan... çocuğun sakat falan değil. Orada atıyorsun. Tamam mı? Çocuğa bir rapor çıkarttın. Çocuğun hayatını da mahvettin. İki çocuğu da rapor aldın. Konumuz bu değil şu anda. Bunu bırakır mısın Hayır, sen? Hayır. Orada konumuz bu açındık. değil. Tamam mı? Ben acındırmıyorum. Yok, ben gerçekleri çocuğum takatmış, söylüyorum. Yok sakatmış, yok bakıma ihtiyacı varmış benim çocuğumun. Bu çocuğun hiç... sağlık kurulundan e, geçmiş bir doktor raporu var mı? Var efendim. Ama e, onlar isteyerek çıkarılmış bir rapordur. Peki doktorlar bu raporu ne hangi gerekçeyle verdiler? Hangi sağlık sorunu ile ilgili verdiler? Ya benim şöyle söyleyeyim. Benim çocuğum ilk başta konuşamıyordu. Yani anlaştıramıyordu. Böyle hani konuşmalarını falan. O yüzden vermiştik. Bana hatta ben de kendisi kandırdı. Dedi ki iki seneliktir dedi ben çıkartmak istemiyordum. Hı hı. Ama ömür boyuymuş. Ben bunu da zaten öğrendim. Ha, Çocuğun de... hayatını kendisi mahvetti yani. Şaziye Hanımcığım bakın e, o kurulda o raporun altına imza atan doktorlarımız e, o okulları boşuna okumadılar. Bir çocuk bir doktor incelemesinden geçtiğinde baba kendini de paralasa sağlıklı bir çocuğa sağlıksız raporu verilmez bu bir. İkincisi madem o dakika bu rapor çıktığı dakikada siz gerekli uyarıları yapıp raporun çıkmasını engelleyebilirdiniz. Ama ee, diyorum ya beni öyle kandırdılar. Kanmayın efendim hiç kanmayın kimse cin gibi olun akıllı olun kimsenin hiçbir şeyini bir sözüne kanmayın kendini sorgulayın. Sevgi Hanım'la tanışıyor musun Sevgi Elif Bülbül'le? Hayır, tanışmıyorsunuz. Niye bana... Dur, buyurun. Bana e, benim eşimle TikTok'ta arkadaşmıştı, bütün derdini ona anlatmış, böyle böyle dedi Engin Bey. Nasıl tanışmıyorsun? Tamam doğruyu şimdi söylüyoruz ya sana. Ha, şimdi söylüyorsunuz değil mi? Buraya benim çıkmamı mı bekliyordunuz? E, sevgili olduğunuzu da söylemek için benim çıkmamı mı bekliyordunuz? Dün de söyledim, sevgiliyseniz ben çıkmayacağım dedim. Niye o zaman sevgili izlemediniz bana? Öyle bir şey yok dediniz. Beyefendi'nin karısı sizinle beraber olduğunu biliyor mu? Evet. Ne zaman öğrendi ilişkinizi? Bir hafta oldu, ilk gün öğrendi. İlk gün öğrendi. Nasıl öğrendi? Sosyal medyadaki resimlerden. Ne tepki verdi? Ee, hiçbir tepki vermedi yani. Hiçbir tepki vermedi. Herhangi bir e, sistemde bulundu mu kocasına? Ee, bilmiyorum onlar kendi aralarında konuştular ama. Ne kadar süredir ayrılar? 9 ee, aydır. 9 aydır ayrı yerlerde yaşıyorlar. Bir boşanma süreci var mı? Şu anda yok. Yok. Kocasının kaçıncı e, bir evli bir kadını kaçırması? Bir. Efendim? İlk ben. İlk. Ya, bu sizin bildiğiniz. Ben gördüm videolarında başka kadınlar da Bu sizin bildiğiniz. Mesleği polis mi Engin Bey'in? Ben bu konuda hiçbir şey söyleyemem. Yani her polis şeyi biliyoruz ama hayatı hakkında. Sevgili olduğunu iddia ediyorsunuz. Bir de şu cümle çok şey, değişik geldi bana. Mesela sosyal medyada paylaştık. Öyle icap ediyordu. Neyin gereği bu? Yani bilmediğim için şeye sormak istiyorum size. Yani... Sevgi Hanım'a bir bildirim midir? Biz ikimiz yan yanayız, sevgili miyiz? Ama bu tarafa ya. da diyorsunuz ki biz şeyiz. E, yardıma muhtaç bir kadın evden kaçıyor. Ben yardım ediyorum. Ben polisim. Evet bana... Bir, bir Nevi her iki tarafta görsün dedik. Neyi görsün istediniz? Bir, haftadan beri beni bu şekilde aldatıyorsunuz. Siz mağdurum. Ben ondan dolayı geldim. Hep beni bu şekilde oyalıyorsunuz. Daha iki gün buraya çıkmayayım diye iki gün daha bana zaman verdiği yalvarıyordunuz dün akşam. Ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Sen benim nikahlı karımsın. Sen onunla muhatap olmayacaksın şu anda. Benimle muhatap olacaksın. Benden boşanacaksın. Ondan sonra gidip onunla muhatap olacaksın. Işte. Seninle muhatap olmak istemiyorum. Zaten isteseydim herhalde bu şekilde olmazdı. İşte muhatap olacaksınız. Adliyelerle gidip muhatap olacaksınız. Şimdi o sizinle muhatap olmak zorunda. Yani e, çocuklar ortada, çocuklar perişan. E, bir anda böyle bir travmayı kaç yaşında olursanız olun... Ee, yaşamayı bir çocuk olarak hak etmiyorsunuz. 41 yaşında kadınım. Aynı şeyi atıyorum. Aileden biri yapsa evlerden uzak Allah korusun da düşünsene 41 yaşında bile travma yaşarsın ya bir de küçük çocukların kafasındaki dünyayı düşünün. Bir anda dünyası başına yıkıldı.